Bu arada 6. için canımsın. En iyi haber misin? Hayır. Builder Simulator. İnşaat zamanı. Play ve simulator yaparsa güzel oluyor. Benim monitörlerimi falan sikti bu arada bu oyun. Yan monitörüm şu anda bembeyaz bir flashbang atıyor bana. Çok kötü oldu. Oyunun sesi gitti. Alo. Kendisini kapatmış. Ben bir indie oynayayım deyip kendini kapatmış. Helal olsun. Playtest. Dig the foundations. Kasıyor. Hı. Initiate. Hiccup'lıyor, kasmıyor. Arada yapıyor. Optimizasyon desem var. Bilsin kapatayım mı? Tamam, güzeldi. Nasıl digleyeceğim burayı? Aaa! Flashbang! Ula her indie oyunda mı aynı olur ya? Bu oyun gelişmiş dig yoktu bir öncekinde bu arada. İlk playtestinde, ilk betasında. İnşallah bir önceki ustabaşımız şimdi de gelir. Install form... Install neymiş? Formworks. O ne? Formworks ne? Yok bu beta bile değil. Playtest direkt. Drill driver değil. Sledgehammer'la değil. Working platform'la değil. Taban için odun da onu nereden bulacağım? Direkt buradan mı toplayacağım odunları? Yo. Ağaç mı keseceğim? Yo, sanmıyorum. Dur şuna başlayalım da bir. Hortum nerede bunun? Suyu almak için. Cidden dereden mi dolduracağım? Öyle bir şey olmaz ya. Hortum vardır lan. Sus. Hortum yok. Taşıyabileceğim bir şey de kova mı? Bucket of water. Oh no! Cidden böyle yaptıracak. Ha yok, tamam, kova sınırsızmış. Tamam, sement ondan sonra. Sen ondan sonra da.
Ya koy. Ya koy. Niye koyamıyorum? Diğeri. Nasıl diğeri oğlum? Bu kum değil ki. Bu mu kum? Kum bu değil. Manyak mısın? Hayır bu şey. Çakıl. Bu kum. Kumu nasıl bu diğeri diyebildin? Herkes de götünden atıyor ha. Gerçi biz mortar yapıyormuşuz. Konkret yapacakmışız. Neyse tamam. Oldu. Auto. Bu daha güzelmiş. Ne kasacağız ya? Daha şu bu hala formworks yapmanın yolunu bulamadık. Bunu mu yapacağım? Yok, bunu nasıl yapacağım? Yapamam. Sledgehammer. Sledgehammer'la da alakası yok. Working platform. Yo değil. Wheelbarrow. Hayır. Şuna bir yere koyayım da. Completed. Jenix çok çabuk oldu bir senedir abone olduğun için canımsın. En yansı Cephalast 3. ay, Narco 16. ay, Dragon 10. ay, Vayner 10. ay. Ben hala bunu nasıl yapacağımı anlamadım. Bir şey kaçırıyorum burada. Döktüm. Bir şey olmaz. Ben bunu üflerim. Şey yapar tekrar bu. Formwork. E tuşu mu? F mi? Satın mı alacağım acaba? Bir flashbang giyelim. Keşke oyun çok alacağız arkadaşlar. Ben 200 tane alayım şimdiden. Fazla göz çıkarmaz. Fazlası olabileceğini düşünmüyorum şu anda. Fikrimi değiştirdim. Az biraz artacak ama o kadar da fazla artmayacak. Allah'tan çok hızlı koyabiliyoruz ha. Baksana. Brrr. Kaçırdığım var hala. Şurada kaçırmışım. Tamam bitirdim. Reinforcement. %170 sanki. Ha. Beton ustası arkadaş gelecek arkadaşlar. O oyunun şu anda şeyini yapıyor. Danışmanlığını yapıyormuş. Bu benim yayını izleyen oyunun developer demiş ki ustam biz bilmiyormuşuz. Gel bize danışmanlık yap. O fazla oldu ya. Ha direkt döküyor muyuz böyle yapmak yani? Pounder. Pounder kullanabilirmişim. Pounder'ım yok ama. Direkt üzerinden sürsem. Geliştirmişler bu arada oyunu ha. Daha iyi çalışıyor. Eskiden çok kanserdi bu.
da elimde kaldı ya. Mixeris Field. Bayağı geliştirmişler. Kamera açısı filan. Daha rahat dökebiliyorsun. Lego'yu pazar günü yapıyoruz. Yarıştan önce yapıyoruz. Gerçi yarış iptal olacak büyük ihtimalle. Yarışta olmayacak da neyse. Yani ben qualifying bile olacağından şüpheliyim açıkçası. Niye iptal? Füze indi abi. Pistin yanına. O bir problem olabilir pilotlar için. Ya o çok böyle dert edilecek bir şey değil de just Orta Doğu things. Hani onlar Avrupalılar, alışık değiller. Just Orta Doğu things. FP2 15 dakikaya ertelenmiş. Ya pilotlar zaten şey, pilotlar ve takım şeyleri şeye çağrılmış. FIA ile konuşmaya çağrılmış. Pilotların bazıları zaten yarışmak istemiyor. Yani çok devam edeceğini ben yapılabileceğini sanmıyorum. Yani tam hani şeyden önce, bu arada bilmiyorsunuz 4-5 gün önce de roket atıldı Aramco tesislerine. Sıkıntı şu anda yarış önünde açıldı. Yani yarış günü aslında bugün. Uf, bitti. Bu ne? Dig floor. Hadi bakalım. Oo, bunlar yoktu. Bakalım ne kadar gelişmiş oyun. Ya bence yarışı devam ettirebilirler aynen. Mesela şey olsun abi, security car olsun. Security car'ın üzerine anti air tank, roket tankı koyalım. Anti roket sistemi koyalım. Piste inecekse roketi tak diye indirsin aşağıya security car. Olur gibi. Piste mi iniyor? Niye böyle? Floor nasıl yapılıyor? Space and bedding is there. Bir saniye. Space and bedding there with a wheelbarrow or shovel. Wheelbarrow'la yapmak isterim. Ama wheelbarrow'da şunu yere boşaltalım. Var ya. Neymiş? Suudi Arabistan Grand Prix'sinin gidişatına karar vermek için bu akşam sürücüler arasında bir özel toplantı yapılacak. Sürücüler karar verecek tabii ki de kendilerin şeyleri. Bence şey yap. Var ya bu Aramco veya şey, Suudi Arabistan hükümeti kesinlikle ve kesinlikle şey yapmıştır şu anda. Eğer yarışırsanız her birinize şu kadar para vereceğiz.
Çünkü büyük rezillik şey olursa, yani güvenli hissetmiyoruz demek. Yani F1'in iptali büyük bir PR rezaleti. Yo. Sadece diğer sporları filan etkilemez. Spor değil bu. Şey üzerine de etkili. Yatırımcılar olarak, hani bir yatırımcı, yani F1'in yapılamadığı yerde yatırımcı oraya niye gelirse gelsin yatırım yapsın noktasına düşüyor. Da şunu öğrendim geçen TikTok'ta. Amerika'da 550 tane şeyin benzin çıkarma aletlerin ismi neydi? Dev cihazlar, sondaj makinesi. Amerika'daki 350 sondaj makinesinin, pardon, Amerika'da 550 mi 600 mi aktif sondaj makinesi varmış. Suudi Arabistan'da 30. Aynı ürünü çıkartıyorlar. Aynı seviyede çıkartıyorlarmış. Hani Suudi Arabistan'daki seviye inanılmaz bir seviye. Ve şöyle söyleyeyim, o sondaj makineleri yıllardır çalışıyormuş. Amerika'da resmen senede bir sondaj makinesi de yerini değiştirmek zorunda kalıyorlarmış. Bitiyormuş çünkü. Reinforcing mesh. Farklı bir şey mi? Bunu mu? Grid reinforcement. Ondan alacağım. Aynen. Evet, yani cidden Arabistan'da paranın biteceğini çok sanmıyorum o videoyu izledikten sonra. Yani açık ve net. Bu arada benim TikTok algoritmam en sonunda God Tier'e ulaştı arkadaşlar. İnşaat TikTok'una düştüm. İzlediğim en güzel galiba ekskavatör videosunu izlemiş olabilirim dünyadaki. Ciddi söylüyorum. Hatta şu anda size göstereceğim. Bir dakika, alt tab yapmam lazım. Anlatamam. Orgazm geçirdim resmen. Dur. İzleyin, sadece izleyin. Gittikçe daha güzelleşiyor. İnanılmaz bir şey. Bak. Bak. Aletini, parçayı değiştiriyor bir de. Bak, parça değiştiriyor. Yeni parça taktı. Bir tane daha taktı. Parçanın altında başka parça da var. Allah'ım. Bak bak, şimdiki hareketi izle. Bak, altında başka bir şey alıyor. Ben bundan daha iyi bir ekskavatör izlemedim. Bak bak, nasıl düzeltiyor. Ne kadar güzel oluyor. Bak, küçük aletini de arkadaşını da götürdü oraya. İnanılmaz yani, inanılmaz. Muazzam. Bu adamın diğer TikTok'larına bakalım. Ya adam sanat yapıyor.
Bunu izledik. Peki ekskavatör müzikleri ne alaka? Baksana parmakla. Oğlum bu arada o kadar ince çalışıyor ki adam. Yani o çok etkileyici. Baksana tak tık parça alıyor gidiyor ya. Bakar mısın? Ağlayacağım, yemin ediyorum ağlayacağım. adamın uzuvu olmuş ekskavatör direkt ya. Bu adam var ya, Jenga oynar beni de yener ekskavatörlü. Bakar mısın ya, kafayı yiyeceğim. Diyorum ya işte algoritmam benim bu aralar inanılmaz. Bir de şey var. Yeni favorim bir bugün geldi bu inşaat TikTok'una yeni düştüm. Geçenlerde şeye düşmüştüm. Geçen hafta da şeye geldim. Elektrikçi TikTok'larına. Ama elektrikçiler kapışıyor kendi aralarında. Paso birbirlerine düet atıyorlar. İngilizler Amerikalı'nın anasını sövüyor. Amerikalı İngilizlerin anasını sövüyor. O kablo öyle döşenmez. Sen böyle yaparsın. Siz 120 volt kullanıyorsunuz. 240'la gelin de göstereyim sana elektriği. İnanılmaz kapışıyorlar. Birisi geçer NASA'nın yaptığı elektrik kablolamasına küfretti İngiliz. Adam Birmingham'da takılıyor. İşte NASA böyle işte kaynak yapıyor. İki elektrik şey kablosunu böyle birleştiriyor filan. Baktı bok gibi yapıyormuş dedi gitti. Bunlar uçmamıştır aya diyor. Kafayı yiyeceğim. Çok iyi ya. Adam bu arada TikTok'tan işini bitmiş yemin ediyorum. Baksana köyde toprak yolarken ben de bütün şeyleri yapmaya başlamış. Dur neyse oyuna geri dönelim. Korpa. Allah masum öbür tarafa gitti. Oh no. Kringi. TikTok çok iyi bir şey ya. TikTok ya inanılmaz bir şey. TikTok TR'den nasıl çıkarız? App diline ve app'in ayarları içinde şey dili var.
content dili var. Onu bir kere Türkçe siliyorsun, İngilizce yapıyorsun. Sonra algoritmayla kapışıyorsun abi. Ondan sonra yapabileceğin hiçbir şey yok. Sonra bir gün boyunca algoritmada leş leş şeyleri görüyorsun. Yo, baştan sıfırdan hesap açmana gerek yok. Canlı yayınlar hiçbir zaman düzelmiyor arkadaşlar. Canlı yayınlar full İngilizce çıkıyor. Sonra gelen bütün Türk videolarının hepsine not interested diyorsun. Bir gün sonra düzeliyor genelde. Arada Türkçe veriyor. Yok, arada Türkçe vermesi normal. O bait Türkçe abi. O, dikkat edin. Arada Türkçe veriyor tabii ki de. Arada Türkçe verince o videoyu izlerseniz, kedi videosu bile olsa Türkçe veriyor. Baştan yabancı hesaplarına yabancı alır gelir mi? Gelmez. O şeyle alakalı. Türkiye'den girdiğin için oluyor. Ama mesela şey oluyor, arada algoritma mesela yanlışlıkla bir Türk videosuna bakarken telefonu kapattınız, sıçtınız, sıçtınız, direkt geçmiş olsun abi. Yani 3-4 niye Türk algoritmasına geri dönüyorsunuz? Yok, Mozbito IP'den bakıyor. Bunu çok kolaylaştırmışlar, iyi olmuş ya. Çünkü boşu boşuna her seferinde konkreti yapmak, şeyi yapmak dert oluyordu. Mesela en büyük bait ne biliyor musunuz? TikTok algoritmasında hani yakalanabileceğiniz kedi videosu. Kedi videosunun mesela Türk kedi videosu atıyor. Bütün tagleri İngilizce yazıyor. İzliyorsun. Şeye geri döndün, hoş geldin. IP'den de sim karttan bakıyor. Tam da bizim sim kartı belli olmayan, takılı olmayan şeyler de vardı. Sim karttan bakmıyor, IP'den bakıyor arkadaşlar. Ne alaka sim kart? IP'den bakıyor, IP'den direkt. Yo, ben zaten For You'dan bakıyorum direkt. For You dışında başka hiçbir şeyden bakmıyorum. Hiç kimseyi takip etmiyorum. Yurt dışındayım, Türk Asya Sigortası'nda direkt Türkiye'ye dönüyor. O ekstra bir şey daha vardır. Yani tabletlerde neye bakıyor o zaman? O biraz IP. Ha, sen sim kartı aktive ettiğinde çünkü Türkiye IP'sine giriyorsun. Ondan dolayı sim karta bakmıyor. Sim kart Türkiye'deyse abi, sim kart Türkse, siz yurt dışında olsanız bile Türkiye'den sekersiniz. Yani mesela yurt dışındasınız, mesela İngiltere'desiniz. Vodafone'lusunuz Türkiye'de. Vodafone İngiltere, Vodafone Türkiye'ye isteği gönderiyor. Siz Vodafone Türkiye üzerinden bağlanıyorsunuz internete. Ya o yüzden mesela Türkiye'de banlı olan şeyler yurt dışında çıksan bile banlı olur. Telefondan girersen. Eskiden mesela Imgur banlıyken yurt dışında kendi sim kartında bağlanmaya çalışırsan hala banlı oluyordu Imgur. En sağda kalmamış, yani şuraya gidiyorsunuz. Bu tür oyunlar çok güzel ya, tam böyle chill. Yurt dışında internetin pahalı olmasının sebebi ne? Nasıl yani, anlamadım. Immigrant niye banlıydı? Aa, Türkiye ya. Floor insulation. Bu mu? Plasterboard mu? Aa, yok, direkt varmış. Ha, şimdi pahalı değil aslında. Şimdi abi şu, o birçok üründe şöyle oluyor. Şimdi artık TL ile
yurt dışındaki para birimleri arasında uçurum bir fark olduğu için. Mesela şimdi sen bir ürünü satarken %20 karla satıyorsun diyelim. Ürünü 10 sterline ürettin veya 10 dolara ürettin diyelim. Buna %50 kar koymak istiyorsun. Genel hani herkes %50 kar koyarak satıyor. %50 koyarsan 10 dolar ürettiğin şeyi 15 dolara satman lazım. Şimdi adam şöyle de yurt dışında şöyle yapıyor. Türkiye'de de mesela adam 10 dolara üretiyor. Çünkü 10 dolara üretebiliyorsun ürünü. 10 doları sonra 150 TL yapıyor. Sonra %10'unu yaptığı zaman hani genellikle kar oranını adamlar dolar üzerinden veya o cinsten sattıkları için sikiliyoruz yurt dışına çıktığımızda. Çünkü adam için 1 sterlin belki hani %50 arttırıyor, %20 arttırıyor ama bizde o 15'e çarpıldığı için biz şok oluyoruz. Mesela meyveler, sebzeler de bize şu anda yurt dışında o kadar, o yüzden pahalı geliyor. Aslında pahalı değil. Ama 11'i merch'ten aldı. Arkadaşlar hemen acil merch'ten. Hemen acil. Ata almış. Ata hayırlı olsun yedim. Kargolar pazartesi başlayacak. Bu arada evet, kargoya yetişmek istiyorsanız, ilk kargolara yetişmek istiyorsanız, ilk kargolarla beraber ürünüm de gelsin istiyorsanız merchlerden şu anda acil almanız lazım. Hemen acil. Yoinkleyin. Tekrar konkret mi döküyorum üzerine? Pazartesi kargolanacak evet. Çok fazla beton dökmüyor muyuz? Betonu bol bulmuşuz gibi hissediyorum. Biraz abartı döküyoruz. Beton yetmiyor. Kargoların cumartesi olmamasının sebebi şu arkadaşlar. Biz de cumartesi yetiştirmeye çalışıyoruz ama 2 hafta hani bu kar şeyi denk geldi. İstanbul'daki kardan dolayı 2 hafta boyunca orada 3 gün, yani iki seferde de 3 gün kaybettik, 6 gün kaybettik. Yetiştirmeye çalıştık, yetiştirmeye çok yakındık. Ronin'ler bitti, ütü ve paketlemede Ronin şu anda. Ronin'i yarın kargolayabiliyorum. Sıkıntı şu, Moon ve Shine'i bitmedi tamamen. Hepsi bitmedi daha doğrusu, birçoğu bitti de. Şimdi mesela bir ikili hem Ronin hem Shine'i alan var. Hem Ronin hem Moon alan var. Hepsini aynı anda kargolamak daha mantıklı. Şeydense hani bir bölümünü önceden gönderip cumartesi. Her türlü zaten yarın kargoladığında pazartesi elinizde olacak. Pazar o elinizde olmayacak. O yüzden hani hepsini aynı anda kargolamak çok daha mantıklı olacak. Ütü dedim, merchler yıkanıyor mu önlemeden önce? Yok, yıkanmıyor da ütüleniyor. O her zaman ütülenir. Ütü paketleme diye geçiyor. Bu oyunun betasını oynamıştık. Evet aynı oyun. Geliştirilmiş versiyonu. Yarın versen ne zaman sipariş? Pazartesiye kadar, pazartesi sabaha kadar sipariş verebilirsiniz. Pazartesi sabah sipariş verirseniz pazartesi bir sonraki günlerde çıkar. Pazartesi sabaha kadar sipariş verebilirsiniz ilk kargo için. Yani ilk kargoda olmasını istiyorsanız ürünlerinizin ilk kargo ile ilk yani ilk insanların eline ulaştığında olmasını istiyorsanız pazartesi sabah. Ulan var ya, Twitch 8000 bitrate'den biraz arttırsa ben size biz gözünüzü
bir bayram ettireceğim ama neyse yani. İstanbul için ne kadar sürede gelir? Pazartesi kargoladıklarımın %90'ı salı günü elinize ulaşır. Tiny Tina daha gelmedi bana. Kodu. Gelince oynayacağım. Büyük ihtimalle yarına gelir. Ah be. AV1 yayın zaten şeye de gelecek. Buna da gelecek büyük ihtimalle. Şu anda OBS'te AV1 yayın var. Şeye de gelsin. Ne koyacağım? Create Mortar yaparız. Create Mortar. Ha. OBS'te şu anda AV1 kaydetmesi var. Ama şeyi yok. Yayını yok. AV1 yayını gelsin. Baya baya iyi olacak. Abi Steam'de indirdim mi? Yo. Abi niye Steam'de indiririm oğlum? Abi sarı kula getirirseniz çok iyi olur ya. Açız. Yere dökelim. Lan! Lan! Ya nasıl? Saati görürüm. Abi saati görüp ne yapacağım ya? Oğlum o saat şeyini çok abartıyor. Saati görüp ne bok diyeceğim? Aa gelmiş. Tiny Tina gelmiş. Az önce gelmiş bu arada. İndirebilirim aslında. Tiny Tina'ya bakabiliriz. Ama ben Tiny Tina co-op oynamak istiyorum ya. Ama co-op da oynayamıyoruz. Gerçi oynayabiliriz bir saniye. Beklemek lazım. Biraz bekleyelim. İndireyim bir. Bana bir tane daha ekstra kod gelebilir ondan. Create Mortar Apply to Trouble. Ha Trouble'a. Rivals'da dün birincimsi olduk. Mini game. Bu ne? Oo, üçlü. Çok güçlü. Boom. Oo, let's go. Boom. Shot. Aha. Birisi daha merch aldı. O maşinler çok çabuk merch aldığın için. Oğlum oyun çok güzel geliştirmişler lan. Aa bir de bunun içindekileri mi kullanıyor? Aa bu oyunu çok güzel geliştirmişler. Bu oyunu çok iyi yapmışlar. Hani bu çok minik şeyler bunlar. Quality of life şeyleri ama rahatsız yani belli bir yerden sonra rahatsız eden amelelikler bunlar. Çok güzel olmuş. Bu mini game falan da çok keyifli olmuş hepsini topluca yapmak için. Oğlum bayıldım lan. Aa yetmedi. No. Evet tatsız amelelikler kalkmış. Oyun online var mı? Yok. Olsa da iyi olur. Belki çıkışına gelir. Şu anda daha zaten play testinde. Daha çıkmasına var. İlk resme çıkmaya geldi. Hafta sonu devam etmeyi planlıyor. Kendimizi güvende hissediyoruz. Bir roket insin de yanına. O zaman görürüm.
Ha, iyi banımı veriyorum. Açıklamayı yaptım, iyi banımı veriyorum. Çok para verdiler. Kendimi ve geleceğimi güvende hissediyorum. Bir tane kaldı. Bir tane kalsaydı olmazdı ya. Kalmamış. Ha, bura kapı herhalde. Ulan bitti galiba yine. Emre çok teşekkür, bu arada 23 milyar mı yaşın canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Watchers bunu bir saat saatlikte yapa yapa yaptı. Ya işte. O usta. Usta olayı. Bu ne alaka? Bu nasıl oldu bu? Boom. Boom. Aa, orada bir tane eksik kalmış. Nasıl oldu ya bu? Bak. Bütün duvarı böyle mi yapıyoruz? Bakalım. Bence bütün duvarı böyle yapmayız ya. Yoksa kaça kat çıkacağım çünkü çok hızlı bir şekilde. Aa bak, ikişer ikişer attırmaya başladı. Level'ım artarsa, level'ım artınca daha fazla şey yapmaya başladım. Onu bir oyundan çalmışlar. Başka bir oyunda daha vardı bu. Hangi oyundaydı? Bir oyunda daha vardı bu. House Flipper, Iglo yapıyorduk. Aynen aynen. O oyunda vardı. House Flipper değildi. Bak yetmedi. Evet, dünyada bölge seçip orada ev yapıyorduk. House Builder galiba. Hani böyle Çin, Japonya'da da filan da yapmıştık. Iglo yapmıştık. Ona benzer bir şeydi. House Builder, aynı House Builder adaydı. O da güzeldi. Jipax oynarsın. Milletin eğlencesinden mutsuzluk bulan insanlara aldanış etme. Sana ne yani? Senin paran. Aa evet. O oyunu ekledim. O oyunu yükledim. Şey ekledim daha doğrusu. Şey oyundayız. Otel renove etme oyunu. O daha çıkmadı ya. Çıkacak. Abi bu kadar kat biraz fazla değil mi ya? Sadece soru. Ya şey yapmaya geri gitmesem. Paso mortar yapıyoruz ya. Asıl o dert oluyor. Ya mortarı otomatik yapsın, döksün ya. Ulan övdük övdük övdük, başka yerden sıçmışlar herifler. Ya oğlum sarı kule olsa ben direkt tek atacağım bunu ama sarı kule yok. Bow. Fuck.
Aşağı tutarsan hep otomatik olmaz mı? Sen akıllı birisine benziyorsun. Sen akıllı birisine benziyorsun. Yani hep olmaz ama sadece auto tuşuna basmak zorunda kalırım. O da bir pozitif açıkçası. Allah, sakin ol. Tamam, azaldı. Pencere klasmanına geldik galiba. Fuck. Yok. Geri kalkıyor. No. Oyun Türkçe yapar mısın? Türkçesi mi var lan oyun? Yok. Yok ki. Nasıl ya? İnşaat oyunda nasıl Türkçe yok? No. Aa, çıkışta olur. Play ve oyunlar her zaman Türkçe geliyor. Play ve Türkçeyi kaçıran bir firma değil. Biliyorlar yani herkes hayvan gibi simülasyon oynadığını. Oyunda online olsa bu arada bu amelilik azalır. Biri mortar tarafında durur en azından. Veya yer değiştirirsin paso. Ama şu anda yok. Daha oyun çıkmadı zaten. Bu play testi. İkinci play testi daha doğrusu bu. Bak. Epic Fantasy ligimiz var mı? Var var. Nasıl ya? Ah tamam oldu. Tamam. E tamam bak şöyle yapacağım her seferinde. Dolduğu anda ben... Bir boşalıyor ama nereye boşalıyor acaba bu? Boşa gidiyor sanki. Çok yükselmeye başladı. Üf. Aman biri daha merch aldı bu arada. Oha şey mi bitti? Birikler mi bitti? Bir dakika kimmiş bu? ADV nice. Bilge'ye çok teşekkür ederim merch'ten aldığın için. Kolonlar nerede? Ya gerek yok oğlum, bu yeni jenerasyon inşaat. Ben 3D printliyorum şu anda bu evi. Alet 3D printleyince çok güzel, ne kadar güzel, kolona hiç gerek yok. Ben 3D printleyince kolon nerede? Kolon falan yok. Burası Karadeniz. Burada tek gerçek benim. Bu arada her seferinde ameli gibi geriye dönüp almıyorsun ya şu şeyi. Ya o bile çok minik bir şey olsa bile çok büyük bir artı. Magnus'a motor alsanız yolda kaldı. Ya zaten Magnus'un arabasında bir bok vardı. Adama şey dediler.
dönerken pit'e döndürdüler de eskiden şeyde ilk FP1'de şey dediler, vites atma. Adam 8. vitesteyim. Biraz atsam olur mu dedi resmen. Hemen bom bom çıktım yukarıya. Kaçav. Bak sağlamlığını test ediyorum böyle. Görüyor musun? Beni tutuyorsa sağlamdır abi. Magnus'un yola kalmadan önce ekip zorlayabilirsin de Magnus'a emin misiniz dedi. Abi abi. Yahu ne iş sağlığı? Ya işin sağlığı bak işte, ustam bu şifa şifa. Sen ne anlarsın ya? İş sağlığı burada oluyor işte. Bak böyle buradan buraya. Bak bam 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 böyle yapacaksın oğlum. Sevgiyle yapacaksın bu işi. Ben ayaklarımla masaj yapıyorum bu çimentoya. Bak hemen altıma bıraktım. Yorum. Oh, boom. Boom boom. Boom. Hop bak havada attım havada. Ustam. Fortnite. Fortnite'de build kalkınca ben. Hop buraya bir tane bıraktım. Bizim çocuk istemişti bunu. Bak şey yapmış. S arabulucu çok teşekkür ederim ikinci ay için. Ridge 55 milyar milyar yıl. Güçlük Maradona 6. ay. Emre 23. ay. Pandorina 7. ay. Lissis Adam 21. ay. Fiso is taken 4. ay. Mert çok teşekkür ederim 6. ay için. Asamioğlu 15. ay. Vipdash 2. ay. Twitch Rütük çok teşekkür ederim 2. bir senedir abone olduğu için. Arda Dayusiki çok teşekkür ederim 35 milyar milyar için. Canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Üç yıl oldu resmen ya. Shovel Day Trouble. Allah'ım çok yukarıda kalmış. Ustam görüyor musun şu hareketleri? Bir saniye. Daha ne kadar alacağım? Bu kadar çimentoyla kıyamet kopsa yıkılmaz. Biz işimizi severek yapıyoruz arkadaşlar. Bu ne oraya? Beam mi? Reinforcement lintel herhalde. Attım bir tane. Birkaç tane lintel lazım. Bizim adamda nasıl bir kol var oğlum? Nasıl bir güçtür bu? Atıyorum direkt bunları böyle. Al sana lintel, buna lintel, buna da lintel. Yiğit. Trouble. Ah.
Hemen. Yetmeyecek. Çok az kalacak ama yetmeyecek. Hayır. Ustam paydasa gerek yok ya. Sarı kula verin bana. Ben hallederim. Ben yaşarım. Ama sarısından şey yapabiliyorum sadece. Yoksa yavaş çalışıyoruz bu arada. Produktivite düşüyor. Yani normal kulü olmaz. Allah. Ben bu inşaat işini becerdim. Biraz daha 10 tane yeter herhalde. Atıyoruz yine. Bizde de iyi kol var. Ha, bu dolu. Travel. Aa, yetmiyor. Ha, yetiyor. Bir an şaşırdım çıkamayacağım diye. Cidden var ya, ne? Hani şu anda tek korkum bir fırtına falan gelse ev yıkılmaz. Fırtına ile bütün ev yani tek parça halinde yükselebilir. Hani kesinlikle yıkılacağını düşünmüyorum evin. Topluca kalkacağımızı düşünüyorum. Aha, bitti galiba. Çatılar gelmeye başladı. No, geride biraz daha varmış. Ya bu siz nereden çıktınız? İnşallah tam yeter. Kinder sürprizden çıkarmış gibi. Tamam, birleşiyor. Güzel. Güzel güzel. Oo. Gaming House arkadaşlar. Bu ne? Çatıda ne var? Ne istiyor bu? Bu ne çatıdaki? Ceiling değil ya. Ceiling concrete block mı? Değil mi? Aa, öyleymiş. Maşallah. Ustam ne yapıyorsun? Şu anda bu evin çökmesi lazım. Fizik bayıldı.
İyi dayandı. Oy Oğuz çok çabada merch'ten aldığın için. Hayırlı olsun yedim. Nasıl adjust diyorum? Ha. Biz. Aman. Bu ne? Sledgehammer değildir bu. Elle mi yapıyorum? Tam oturttum. Let me get my calc out. Calc'umu çıkartıyorum. Bir dakika, nerede benim? Neli yapmam bekliyor onu? Ha, yaptı tamamen. Ha, ben buraya şey yapacağız sandım. Çok kötü durdu. Allah affetsin, bok gibi böyle durdu. Ben olsam kabul etmem, yemin ediyorum bunu. Ya bizim adam... Picasso mu? Niye her boku yamuk yapıyor? Anlaşılamamış abi çocuklukta. Ha, bunun screw'ları içeride. Çok screw var. Oh no. Pencere böyle takılmıyor ama tabii siz bilirsiniz, sadece hani benimkisi böyle genel bir bilgi. Kiremit'e vida da biraz şu an bu vida boşlukta bu arada. Bu vida havada. Bu aletle buraya geldik. Deliriz abi, deliriz tabii canım. Deldim şu anda, bu herhalde köpükten yapılmış. Allah, bu ne? Oh no. İçeridekileri hemen yapalım, dışarıdaki de sonra yaparız. Pencerenin niye dışarıda şeyi var, birinci katta? Hadi içeridekini hadi anladım. Anlamadım, hala anlamadım ama yani hadi neyse. Birinci katta neyini saksı koyuyorsun? Zaten birinci kattayız, sıfırız ya. Ayağını uzatsan dışarıya çıkıyorsun oğlum ya. Zaten bahçe ormanın ortasına yapmışız.
Niye bu kadar pencere var da iOS'u da? Bu ev ısınmaz. Trafik bir ortamda yapıyoruz gibi hissettim ben. O yüzden sıkıntı olmaz. Odalara böleceğim büyük ihtimalle evi ya. Odalara böleriz. Yani şu anda çünkü sıfır. Evet, pardon, sıfır değil, bir. Ev bir direkt. Hani. Yok, 1 artı 0 değil, 1. Minecraft'ta ilk evim. Şu anda o. Gece oluyordur. Bu ev şu anda Şişli'de 5000 kira diyeyim. Burayı ne yapmışız? Üzerine mi oturmuşuz bunun? Bu nasıl bükülmüş bu kadar? Bu ne? Aa, bölüyoruz. Wall profiles. Allah. Bu ne? Yerdekiler ne? Del abi betonu. Yo yo, tabi del. Bununla del betonu tabi. Sıkıntı yok. Del abi del. Yo del abi del. Bu çimento değil ya. Başka bir şey bu. Plasterboards bu. Yok değil. Çimento mu cidden? Öyle bir şey yok TR'de. Yo evet evet. Yani zaten şeyle Amerika ile Türkiye arasında çok fark var şeyde, ev yapımında. Oğlum ben zaten diyorum ya, Amerika'da şey TikTok'larda ev yapım TikTok'ları falan da geliyor bana bu aralar. Adamlar evi o kadar rahat genişletiyor ki, mesela bu duvarı sevmedim diyor. Adam şeyle ne maket bıçağıyla duvar açıyor lan. Baya bildiğin maket bıçağını sokuyor, cart 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 yapıyor, duvar açıyor. Böyle bakıyorsun. Ne oluyor lan? Aynen bak, bunun gibi. Aynen tam bunun gibi. Bu Amerikan. Direkt Amerikan şu anda bu. Aynen bak, bunlardan kullanıyorlar. Bu şey neyse. Tam buna benziyor işte. Adam alıyor abi şeyi, maket bıçağını. Kırt 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 yapıyor. Burada şey yapıyor. Mesela elektrikçileri izliyorum. Adam mesela şey... Oğlum heriflerin şeyi çok rahat. Elektrik sistemleri o yüzden çok rahat yapıyorlar. Herifler mesela yeni bir kablo döşeyeceğim diyor. Duvarda böyle kıt kıt kalemle duvar açıyor. Bir şey açıyor abi. Kalemle mesela bir delik açıyor. Oradan kabloyu ittiriyor. Biz bir kablo değiştireceğiz diye bütün binayı yıkmak zorunda kalıyoruz. Ses yalıtımı var. Genelde bu oyunda yapmadı ama şunların arasına şey koyuyorlar. Dev bir yalıtım falan koyuyorlar. Mesela adam şey yapacak. Kablo değiştireceğim diyor. Bir tane yumruk çöküyor duvara. Kablo deliği açılıyor.
Ben de okuyayım ama verdim mi? Verdim. Niye itlik yapıyor şu anda? Al bak şu anda aynen. Bak şu anda şey yapıyoruz işte. Rock wool. Mesela bu yalıtım. Hatta insulation da alabiliyoruz belki. Bak insulation da var. Rock wool da var. Bu ne? Mineral wool koymam lazımmış. Onu alamadım. Inventory'm full. Sel var mı? Ya Loki'cim niye itlik yapıyorsun? Ne var? İtlik yapıyorsun ama. Mama verdim ben buna değil mi? Verdim mi? Verdim mi sana mama? Vermedim galiba. Bir gidin bakayım mama vermiş mi bakayım. Bir saniye Rockwool nerede? Bir bakayım. Hadi bakayım. Tamam. Geldim. Vermemişim. Aa bak bunları yaptık. Şimdi bir de bunun üzerine insulation çekeceğiz galiba. Yo direkt plaster wall çekeceğiz. İnsülasyon yok bunlara. Bina içi diye herhalde. Bu arada oyunu ne geliştirmişler lan yine de. Bunlar ne şimdi? Çimento deneyelim. Çimento değil de şu şunu deneyelim. Yok bu değil. Ev yapınca oyun bitse. Zaten evi yapınca oyun bitecek. Çünkü şey betası bu. Ceiling block bakalım. Ceiling block olamaz ya. Foundation bakalım. Bunlar değil. Bearing walls, lintel, ceiling concrete block. Yo bu değil. Pour out, floor insulation. Floor insulation olabilir mi? Değil. Concrete block. Ha budur. Yo bu da değil. Harbiden konkret galiba. Sen şunu bir boşaltalım mı?
Boşaltma diye bir şey yoktu ya. Dur, şunu da başlatalım, beklemeyelim. Barilla aksesi çok çabuk oldu 5. ay için. Baykuş 31 milyar milyon yıl ne ya, sıcı. Tolga kod çok çabuk oldu 16. ay için. Craziness 12. ay, 1 senedir abone olmuş. Aytekin çok çabuk 5. ay için. Gemreç 15. ay. Arda Arda Suki çok çabuk 35 milyar milyon yıl için. Dur bakalım. Attım. Aldım Trouble'ı. Yok. Buraya ne olacak? Wall profile değil. Plasterboard değil. Mineral wool değil. Partition walls değil. It's personal concrete by blocks. 5'tekinden de ne? Insulation? Aa, insulationmuş harbiden. Lol. Yere poşet açtık abi. Tamam, neyse, şimdi zaten işimize yarayacakmış. Ha hayt. İyi ki de yapmışız. Şundan 40 tane alalım, ihtiyacımız olacak. Mini game çalışmıyor bu arada içeride. Nedense. Mini game yapsam tek atacağım hepsini ama yapamıyorum. This is Sedge. Ulan bitti. Biraz daha üretelim. Aldım. Geliyorum. Ulan niye alçıpan kullanmadık? Keyfimiz öyle istiyor gibi algılıyorum ben şu anda. Yani başka bir açıklaması yok çünkü. Yani paşa gönlüm böyle istedi. Aa, şurayı takmamışım. Evet evet, videoyu sıkmamışım, gördüm ben de. Dur, hatta onu sıkalım, unuturuz tekrar. Allah, burada ne çıktı bir anda? Buz. Bakayım, burada rock wool'larımızı koyuyoruz. Sıcacık oldu şu anda. Plasterboard'umuz bitiyor, bir dakika. Aldım 10 tane. Bam 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 bam. Hemen buz. Biz tesisatı döşemedik bu arada. Öyle bir problemimiz var. Onun farkında mıyız?
değiliz gibi hissediyorum. Malzemeden niye çalmıyoruz? Yani çalıyoruz arkadaşlar. Bütün elektrik, ondan sonra şey, su, hiçbir tesisat döşemedik. Yani dışarı sıçsınlar dedik herhalde. Daha doğal. Aha şey geldi. Bu. Üff, tekte. Ustam. Ustam mini game. Bu evet beta playtest oyunu. Tamam. Ya oraya da atılmaz ya. Boom, tekte. Boom. Çıkarmayacağım onu merdiven. Ya yap artık. Yap. Yaptı. Boom. Çok büyük, sıkıntı olmuyor da şeyler sıkıntı. Yemin ediyorum içeriye bir tane merdiven getirmeden bitirdim içeriği. Let's go. İnadım inat. Bu ne? Buy roof blueprint in the tablet. Roof blueprint. Bunu almış mıydık ya biz? Aldım. Confirm. Roof beams. Okay. Ya 100 tane alayım. Ondan da 100 tane alayım. Aa, inventory. Sel, linte ihtiyacımız yok artık. Mal ihtiyacımız yok. Bravo. Diyeyim bir dank 80 o kadar yüksek bir şey değil. Evet. Damn. Animations. Bu arada oyun bayağı iyi geliştirmişler. Keşke elektrikleri de tesisatları da yapsaydık ya. O içimde kaldı yani. Oyunun full versiyonunda inşallah tesisat da vardır. Yüz tane kiremit yekmeyecekmiş gibi hissediyorum. Böyle bir his var içimde. Yo yeter. Çok fazla atıyormuş bir kiremitte.
Aa, ulan. Ah be. 101 mi cidden? Dalga geçiyorsun. Ya beni bari evin bitmiş halini göreydik. No. Load. Ha tamam, görebiliyoruz. Göremiyoruz. Nice. Zord. Yıkıldı ev. Planner. Sen neler diyorsun? Bu herifler baya baya kapsamlı düşünüyor. Çuvşum, çok şu arada 57 milyar milyon için canımsın, en iyi haber hepsin. Tesisat olursa çok güzel olur ya. Tesisat da olursa bu oyunda var ya, 10 numara oyun olur. Kafi bir oyundu. Yaz feedback'e, yak. Kendileri çözsünler. Go kartı deneyelim mi? Go-kart için son bir tane şey atmıştınız, map atmıştınız.